Evet, burası Maksut Uşağı Köyü. Bugün 21 Şubat 2023, depremin 16. günü. Köyleri dolaşmayı sürdürüyoruz. Ciddi bir hasar yok. En azından biz öyle duyum almıştık ama yine de bir görelim dedik. Evlerin bahçelerinde çadırlar kurmuş insanlar. Çadırlarda kalıyorlar. Evler ayakta görünüyor bizim, en azından şu ana kadar gördüğümüz evler. Birilerini görürsek onlarla da sohbet ederiz. Köy hakkında bilgi almaya çalışırız. Köyde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Temizlik görevlileri köyde dolaşıyor. Burada çatısı yıkılmış bir ev var. Çatısının bir kısmı yıkılmış, tamamen değil. Yapı ayakta ama. Burası Maksut Uşağı Köyü'nün Cem ve Kültür Evi. Burada kömür bırakılmış, çadır bırakılmış. Merhaba. Geçmiş olsun. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, Maksut Uşağı. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Ne yaptınız? Şeyden sonra? Evet. Köy hakkında bize biraz bilgi verebilecek misiniz amca? Köyde kaç hane var? Köyde hane sayısı çok. 500 dediler, yukarıda da var mı o kadar? 500 Maksut Uşağı. Ya yaklaşık var. Yaklaşık yani. 500. Oturan oturmayan hane olarak. Evet, var. Evet. Ne kadar kişi aile olarak kalıyor şu an? Şu anda kapısı açık 90 aile var. 90 aile var.
Yıkılan, tamamen yıkılan, enkaza dönüşen ev var mıydı Maksut Uşağı'nda? 20 kadar, evet. 20-25 kadar ev tamamen oturulmaz halde. Enkaz altında kalan oldu mu? Enkaz altında 4 kişi kaldı burada. Sağ mı kurtuldular? Hayır. Yaşamını yitirdi. Evet. İsimlerini biliyor musunuz? Ha? İsimleri neydi? Yaşamını yitirenler enkaz altında kaldı. İsimleri yiyen birisi Mehmet Dillice. Evet. Birisi Yeter Maldur. Neydi onun? Maldur. Birisi Eren Maldur, birisi de Elif Maldur. Öyle. Aynı aileden 3 kişi, evet. Diğeri de başka bir. Anne ve çocuklar. Narlı'da bir cenazemiz geldi, Velime'de. Evet. Maraş'ta 3 kişi, Mustafa Şahan, oğlu Sakrı Şahan, eşi Çiçek Şahan. Aynı aileden onlar da Maraş'ta. Yani 8 tane şehidimiz var. Evet. Sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Çok geçmiş olsun. Evet, Maksut Uşağı'nda yaklaşık 500 hane var ama kapısı açık. Burada yaşayan 50 aile, 90 aile varmış. Burada göçük altında kalıp yaşamını yitiren 4 kişi var. 4 kişi de 3'ü aynı aileden Maraş'ta, biri de Narlı'da yaşamını yitirmişti. Ağır hasarlı evler var. Ağır hasarlı evler var, yıkılan evler var. O yıkılan evleri de sizlerle paylaşacağız. Şöyle mesela bu ev ayakta ama kolonlarında çatlama var. Demirler açığa çıkmış. Tabii bunların tamamına nasıl bir rapor verilmiş, verilecek? Nihai rapor ne olur bilemiyorum. Burada yine çatıdan düşmüş duvarlar var. Şurada da herkese aynı durum. Evlerin içerisi daha kötü tabii. Evlerin içerisi, duvarlar patlamış tamamen. İnsanlar giremiyor. O yüzden hala depremin 16. gününde evlerinin bahçesinde. Kimisi konteyner kendi imkanlarıyla kurmuş, satın almış, getirmiş. Kimisi çadırda kalıyor. Maksut Uşağı'nda durum biraz böyle. Birazdan yıkılmış evleri de göstereceğiz sizlere. Evet, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy, büyük bir köy. Daha önce beldesi var mıydı bunun, belediyesi var mıydı? Yok. Yoktu değil mi? Evet. Evet, Maksut Uşağı'nın içindeyiz hala. Burası büyük bir köy. Bu köyde tabii yurt dışında yaşayan çocuklar ailelerine çadır, konteyner göndermiş, yardım göndermişler. De sosyal yardımlaşmadan gelen kömür vardı. Cem evinin bahçesinde gördünüz. Onun dışında köylüler kendi imkanlarıyla burada dayanışma içerisinde birbirlerine yardımcı olduklarını söylediler. Aslında benzer şeyler, keşke aynı imkanlar bütün köylerde olabilseydi, o zaman İnsanlar daha az mağduriyet yaşamış olurlardı. Evet, Maksut Uşağı'nda. Bakın, burada geldik sanırım ama tamamen çökmüş, insanların yaşamını yitirdiği bir ev. Bir genç yaşamını yitirdi. İsmi neydi? Mehmet Dillice. Mehmet Dillice bu yapının altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu köyde, bu evde sadece Mehmet Dillice bir gençti. Kaç yaşındaydı acaba? Benden birkaç yaş büyüktü. 25-26. 25, evet, 25-26 yaşlarında bir genç burada yaşamını yitirdi. Hemen ileride bir ev daha var yıkılan. Herhalde evet, akraba bunlarla. Evet, oraya da gideceğiz şimdi. Ölen çocuğum Halasigil orası. Halasigil. Evet, Mehmet'in Halasigil orada yaşamlarını yitirdiler. Oraya da gidip göreceğiz. Deprem sırasında telefonunu alıyor. Şarj aletini de almak istiyor. Kafasına bir şey mi düşüyor artık? Tam o kadarını öğrenemedim. Telefon fırlıyor falan, işte o da yığılıyor orada. Yani altında kalıyor. Anladım. Öyle öğrendim. Yani aslında belki de şarja dönmese belki kendini atabilirdi. Evet. Birkaç saniyeyle. Evet, böyle. Tabii burada elbiseleri
yatakları tamamen duruyor. Burası Maksut Uşağı'nda bir ev. Evet, aslında Maksut Uşağı'nda tamamen enkaza dönüşen ev sayısı çok az ama az olmasına rağmen içinde insanlar yaşadığı için can kaybı burada. Köy içerisinde 4 kişi. Yine bu köyden bir kişi Narlı'da, 3 kişilik bir aile de Maraş'ta yaşamını yitirdi. Evet, orada şimdi çalışma var. Orada yaşamını yitirenler kimlerdi? İsimlerini biliyor musunuz? Elif Maldur, 5 yaşlarında bir kız. Eren Maldur, 13-14 yaşlarında bir erkek çocuğu ve anneleri Yeter Maldur. Evet. Yeter Maldur, Eren ve Elif çocukları bu enkazın altında yaşamlarını yitirdi. Sağ kurtulan oldu mu? Sağ kurtulan o çocukların babaannesi kurtuldu. Kontrole gittiğimizde zaten kalçası ve göğsü ezilmişti. Ben de sağlıkçıyım. Şu an ambulans işte bulmaya çalışıyoruz. Biz hastaneye yönlendirmeye çalışıyoruz. Köyde hala? Köyde hala. Kendisi köyde kalıyor. Evet. Maksut Uşağı'nda durum böyle. Elif, Eren ve anneleri bu evin enkazında yaşamını yitirdiler. Neneleri de yaralı kurtuldu. Hemen biraz birkaç metre ilerisinde de bir kuzenleri, yani Eren de Elif'in kuzenleri Mehmet 25 aynen yaşlarında yaşamını yitirmişti. Bir bilgi daha eklemek istiyorum. Şimdi bu evde hayvanlar öldü. Evet. Devlet çok geç geldi ve hayvanlara dokunulmasın biz gelene kadar denildi. Yalnız ölen hayvanlar çok fazla salgın hastalık üretiyorlar. Bu insanların sağlığı için de çok tehlikeli. Yaşayan hayvan varsa hayvanlar için de büyük bir tehdit. Devlet bu konuda çok yetersiz kalıyor. Başka köylerde, çünkü Küpeli Kız köyüne gittiğinizde ceset kokusundan duramayacaksınız zaten biraz sonra. Yani devletin bu konuda da yetersiz kaldığını söyleyebiliyorum. Evet, bu hayvanlar aslında biz uzmanları da dinlediğimizde hastalık yaydığını, virüs yaydığını söylüyor uzmanlar. O yüzden aslında hemen önlem alınması gerekiyor bu enkazın altında can veren hayvanlar için. Ama biz de gittiğimiz birçok köyde benzer koklarla karşı karşıya kalıyoruz. Tehlikeli, riskli. Evet, Maksut Uşağı'nda biraz durum böyle. Burada 4 kişi yaşamını yitirdi.